KOAH genelde 40 yaş üstü insanlarda, erkeklerde daha ağırlıklı olmak üzere görülen obstrüktif dediğimiz tıkayıcı nefes darlığıyla giden bir solunum yetmezliği hastalığı. Başlangıç evrelerinde öksürük ve balgam şeklinde, daha sonra eforla ve bazen ilerleyen dönemlerde de istirahatte olan nefes darlıklarıyla karakterize bir hastalık. KOAH için iki tane şey var, parametre var. Bunlardan birisi kronik bronşit, yani en az 2 sene arka arkaya, en az 2-3 ay devamlı öksürük ve balgam çıkarma şikayetinin olması lazım. Diğeri de amfizem dediğimiz akciğer alveollerinin balonlaşması. Bu balonlaşması ve normal fizyolojik ve anatomik özelliğini kaybetmesi, buna bağlı da obstrüksiyonun gelişmesi. Bunun ikisi beraber olduğu zaman buna KOAH hastalığı diyoruz. KOAH oluşturan iki tane en önemli faktör var demiştim. Hani kronik bronşit artı amfizem. Bunları oluşturan en önemli etken de sigara. Sigara işte belli bir yıl ve belli günde belli bir miktar sigara içen insanlarda belli bir yaşından sonra işte kronik bronşit ve amfizem parametreleri oluşturup KOAH oluşturuyor. Sigara dışında bir diğer faktör de hava kirliliği, efendim çeşitli yakıt olarak kullanılan başka işte mesela köylerde falan işte tezek, odun, kömür, efendim işte mangal başı, ocak başı şeyleri, fırıncılar mesela, bunlar da direkt işte bu tür, bunlara biz biyomas diyoruz. Yani işte bu tür yakıtlarla oluşan, dumanlarla oluşan, akciğerde oluşan hasar. Bu hasar da yine aynı şekilde hani sigara gibi kronik bronşit amfizem oluşturuyor. Önceleri erkeklerde çok görülürdü ama sigaranın işte bayan erkek eşit olması, eşit kullanması, artık şu an herhangi bir farkın, hatta bayanların öne geçmesiyle bayanlarda daha çok görülmeye de başlandı diyebiliriz. KOAH hastası bir kere kronik bronşit, kronik bir hastalık. Bu kronik hastalık vücutta çeşitli immünolojik ve defansif şeyleri bozuyor. Yani nedir? İşte hastanın bağışıklığı düşüyor. İşte akciğerlerinde yeterli savunma mekanizması yapması gereken işte villuslar, yani tüycükler, efendim akciğeri temizleyen çeşitli mukus salgılar vesaire yeterli olamıyor maalesef. Olamadığı için bu bir hastada defansın, bağışıklığı sağlayan gücün ortadan kalkmasını sağlıyor. Tabii kış aylarında soğukla beraber artı birçok mikrobik etkenin ortaya çıkmasıyla beraber KOAH hastaları bunlara daha yatkın oluyorlar normal popülasyona göre. Tabii bu da problem değil. Esas problem KOAH hastalarının hastalandığı zaman hem hastalığı çekiyorsunuz hem de üstüne KOAH hastalığı alevleniyor. Yani burada bir tekrar bir solunum yetmezliği, solunum açlığı, atak dediğimiz, alevlenme dediğimiz tablo oluşuyor.